Arkadaşlar Atatürk ilkeleriyle ilgili bir başka sorumuz 2008 ÖSS'de çıkan soru. Buna göre Atatürkçü milliyetçilik anlayışı toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir demiş. A. Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının. B. Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın. C. Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün. D. Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın. E. Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki Atatürkçü milliyetçilik anlayışı toplumu sadece ırki çizgilerle değil din ve mezhep çizgileriyle de bölmeyi reddeder. Dolayısıyla kaynaşmış ve milli birliğini ve bütünlüğünü tamamlamış bir toplum öngörülüyor burada. Burada Atatürk milliyetçiliğinin özelliği B şıkkında gösterilen ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın özelliğinden bahsedilmiş. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Cumhuriyet döneminde tarih, hukuk ve dil alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir demiş. Dolayısıyla arkadaşlar hangisi laiklik ilkesiyle alakalıdır diyor. Tarih, hukuk ve dil konumuna baktığımızda özellikle burada laikliğin yerleştirilmeye çalıştığı alan hukuk alanıdır. Burada da özellikle karşımıza çıkan medeni kanundur. Dolayısıyla medeni kanunla birlikte hukuk kurallarındaki şer'i hükümler yani dini hükümler hukuk kurallarından çıkartılmış ve daha çağdaş laik hükümler getirilmiştir. O anlamda yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı daha çok hukuk alanında görülmektedir. Cevabımız B şıkkı çıkacaktır. Yalnız 2'dir cevap. Bir başka sorumuz 2008 ÖSS'de çıkmış yine. Halkçılık yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelir dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar diyor. Bu amaç doğrultusunda devleti önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemeler yapmak, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar. Buna göre uygulamalarının hangilerinde doğrudan halkçılık ilkesinin temel alındığı söylenebilir. Arkadaşlar aşar vergisinin kaldırılmasına bakıldığında bu doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Dolayısıyla aşar vergisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında da köylünün üzerinde çok ağır bir yüktü. Ve devletin önemli gelir kaynaklarından biri olmasına rağmen köylünün üzerinden bu yük alınmış, aşar vergisi kaldırılmış. Böylece çiftçinin ve köylünün biraz daha nefes alabilmesi sağlanmıştır. Bu anlamda direkt halkın yani kamu yararı gözetilmiştir. Bu anlamda birinci maddemiz doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Yine halk arasında okuma yazma seferberliğinin başlatılması bu da halk yararının gözetildiğini gösterir bize. Bu da alınması gereken bir maddedir. Ancak hicri takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi halkçılık ilkesiyle değil daha çok inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bir başka soru 2004 yılındaki ÖSS'de sorulmuş. Atatürk bilim ve teknik neredeyse oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? A. Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğunu. Buradaki üstteki metinde arkadaşlar gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğundan değil daha çok bilim ve teknik gelişmelerinin değerlendirilmesi gerektiği bunların örnek alınması gerektiği savunulmuştur. Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiği. Evet tam da arkadaşlar Atatürk'ün sözü B şıkkıyla bağdaşır. Yani bilim ve teknik neredeyse oradan alacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur sözü. Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiğinin savunulmasıdır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Ancak diğer maddelere de bakalım. Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini. Yine üstteki metinde bununla herhangi bir ilgisi yok. Bilim ve tekniğin ulusal olduğu demiş. Ama Atatürk burada bilim ve tekniğin sadece Türklere özgü olduğu, ulusal olduğu değil, neredeyse orada bulunması gerektiğini söylemiştir. İktisadi kalkınmada yabancı sermayeden yararlanmak istenildiği demiş. Bu da arkadaşlar yine yukarıdaki sözle bağdaşan bir söz değil. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. 2004 yılında çıkan, yine ÖSS'de çıkan bir soruda 1934 yılında çıkarılan kanunla A, hacı, hafız, hoca, molla gibi eski toplum zümrelerini belirten ünvanlar kaldırılmıştır. Bu durumun Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir demiş. Doğrudan diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada üstteki verilen cümlede toplum içerisinde ayrıcalık belirten ünvanların kaldırılması olduğuna göre soyadı kanunundan bahsediyor. Ayrıcalık belirten ünvanlar kaldırıldığına göre toplumsal anlamda bir eşitlik ön plana çıkartılmış. Eşitlik de halkçılık ilkesinin anahtar kelimesidir.
Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı olacaktır. Yani cevabımız halkçılıktır. Bir başka sorumuz yine 2004 ÖSS'de çıkan bir soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış. Ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamıştır. Bu uygulama laiklik ilkesinin özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır diyor. Birinci maddemizde bütün dinlere eşit davranılması. İkincisinde din adına bir takım batıl inançların yayılması karşısında devletin taraflı davranması. Üçüncü maddemizde de ibadet özgürlüğünün tanınması demiş. Arkadaşlar cami ve mescitlere dokunulmadıysa evet ibadet özgürlüğü tanınıyor demektir. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması din adına bir takım batıl inançların yayılması karşısında devletin taraflı davrandığını gösterir. Arkadaşlar laiklik ilkesi ile ilgili olarak şu karıştırılmamalıdır. Laiklik ilkesi her dine, her mezhebe, her inanca eşit olarak yaklaşmak demektir. Ancak devlet her dine, her inanca ve mezhebe eşit olarak yaklaşırken batıl inançlara karşı da mutlaka mücadele etmek zorundadır. O yüzden cevabımız yine ikinci maddeyi de içerir. Yani cevabımız 2 ve 3 olacak. E şıkkı çıkacaktır.